Terör örgütü DAEŞ sözde başkent ilan ettiği Rakka'da her geçen gün biraz daha sıkışıyor. Teröristler son olarak ABD'nin öncülük ettiği koalisyonun hedefi oldu. Koalisyon güçleri Rakka yakınlarında DAEŞ hedeflerine 20 hava saldırısı düzenledi. 11 yakıt tankeri, 6 petrol varili, 3 petrol rafinerisi, 1 petrol deposu, militanların kullandığı mevziler, tüneller ve bir bina yok edildi. Terör örgütünün bölgedeki tedarik yolları da tahrip edildi. Bölge zaman zaman Rusya ve Esed güçleri tarafından da vuruluyor. Koalisyona öncülük eden ABD, Rakka'ya büyük operasyon öncesi terör örgütü PYD'yi sahaya sürmüştü. Türkiye'nin tepkisine rağmen PYD'li teröristler Kasım'dan beri DAEŞ militanlarını Rakka'da sıkıştırmak için sahada ilerliyor. Bu operasyonda cumartesi günü yeni bir aşamaya geçildiği duyuruldu. Aynı gün ABD'nin PYD'li teröristlere verdiği zırhlı araçlar ve tankların fotoğrafları da basına yansıdı. Beyaz Saray PYD'ye zırhlı araç gönderme kararının Obama döneminde alındığını ve sevkiyatın geciktiğini açıklamıştı. Obama yönetimi terör örgütü PYD'ye daha büyük askeri yardımlar yapılmasını da planlıyordu. Bu plan Trump yönetimi tarafından rafa kaldırılmıştı.